Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kore Savaşı'nın başlangıç yıl dönümü. Kore Savaşı, çetin geçen 3 yıllık çatışmaların ardından 27 Temmuz 1953'te sona erdi. Türk askerinin bu savaşta gösterdiği cesaret ve başarıysa hiçbir zaman unutulmadı. Türk askeri ülkesinden binlerce kilometre uzaklıkta bulunan Kore'ye savaşa gitmek için İskenderun'dan hareket ettiğinde takvimler 17 Eylül 1950'yi gösteriyordu. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 5083 kişilik Türk Tugayı sevgi gösterileri arasında Kore'ye uğurlandı. Türk Tugayı bir ay süren yolculuğun ardından 17 Ekim'de Pusan Limanı'na ulaştı. Ardından 120 kilometre uzaklıkta bulunan Daegu kentine hareket etti. Koreliler tarafından Kutup Yıldızı olarak adlandırılan Türk Tugayı'nın hikayesini dinlemeye ve savaşı tekrardan hatırlamaya hazır mısınız? Koreliler savaşa katılan her birliğe bir isim veriyordu. Türk Tugayı'na da Kutup Yıldızı adını taktılar. Kutup Yıldızı 18 Kasım'da cepheye hareket etti. Türk askerinin savaş boyu gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık, Kutup Yıldızı'nı Kore halkının gözünde büyük bir minnet sembolü haline getirdi. Türk askerinin Kore macerası, ülkenin kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmasıyla başladı. İki taraf arasındaki sorunlar, 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore ordusunun sınır olarak belirlenen 38. paraleli geçmesiyle ayyuka çıktı. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi devreye girdi. Kuzey Kore'yi saldırıları durdurması için uyardı ancak sonuç alınmadı. Savaş artık kaçınılmazdı. Birleşmiş Milletler 27 Haziran'da üye ülkeleri Güney Kore'ye askeri yardımda bulunmaya davet etti. O günlerde Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan NATO'ya girmek istiyordu. Güney Kore'ye asker gönderilmesi aynı zamanda bu sürece katkı sağlayacaktı. Böylece 25 Temmuz 1950'de Kore'ye asker gönderme kararı alındı. Türk Tugayı Kuzey Kore'yi destekleyen ve Çin'in başlattığı büyük saldırı arifesinde bölgeye gitti. Saldırı karşısında Çin sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıktayken Birleşmiş Milletler askerleri geri çekilme kararı aldı. Türk Tugayı en çetin muharebesini işte bu çekilme sırasında yaşadı. 26-29 Kasım tarihleri arasında Kunuri'de yaşanan çatışmada Türk Tugayı en ağır kaybını verdi. 218 şehit, 455 yaralı ve 94 kayıp. Birleşmiş Milletler güçleri Türklerin direnişiyle zaman kazandı ve Çinli askerler tarafından kuşatılmadan geri çekilmeyi başardı. 3 yıl süren savaş boyunca Türkiye 3 kez Tugay gücünde değiştirme birliği gönderdi Kore'ye. Böylece toplamda 23 bine yakın Türk askeri Kore'de görev yapmış oldu. Savaş bittikten sonra asker sayısı kademeli olarak azaltıldı. 1960'ta askeri birlik 200 kişilik bir bölük gücüne düşürüldü. 1965'te sembolik olarak manga düzeyine indirildi. 1971'de ise Türk askeri tamamen geri çekildi. Kutup Yıldızı Kore Savaşı'nda toplam 721 şehit verdi. Yaralı asker sayısı 2147 idi. 175 askerden ise maalesef bir daha haber alınamadı. Üç yıl süren savaş sonunda Birleşmiş Milletler güçleri 55 bin asker kaybetti. En büyük can kaybını 36.516 askerle ABD yaşadı. Türkiye, ABD ve İngiltere'nin ardından en fazla kayıp veren üçüncü ülke oldu. Kore Savaşı'nın üzerinden uzun yıllar geçti. Savaş, geçtiğimiz yıllarda Ayla adlı filmle tekrar gündeme geldi. Film,
savaş sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlandı. Ayla'da Kore'ye gönderilen Tugay'da yer alan Assubay Süleyman Dilbirliği ile ailesini savaş sırasında kaybeden 5 yaşındaki küçük kızın sevgi dolu hikayesi anlatılıyordu. Kore Savaşı'ndan sonra artık ülkelerde polis kavramı da ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Türkiye savaş sonrasında 1952 tarihinde NATO üyesi olarak kabul edildi. Başka bir çalışmada görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.